Hatay Belediyesi olarak yarınımız geleceğimiz olan çocuklarımızın ve gençlerimizin spora ve sporcuya önemli yatırımlar yapan bir belediye olarak en büyük yatırımlarımızı çocuklarımızın ve gençlerimizin yaşamı için hayata geçirdiğimizi söyleyebilirim. Bu bağlamda 2019 yılında göreve başladığımızda ilk olarak Karatay Belediyesi Spor Kulübümüzü yeniden canlandırdık ve birçok branşta sporcu yetiştirmeye başladık. Yine okullarımıza Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yaptığımız protokol kapsamında halı saha sözümüz vardı. Okullarımızın bahçesi müsait olan okullarımızın tamamına halı saha sözümüzü yerine getirdik ve 30 okulumuza 30 yeni halı sahamızı yaparak Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik. Yine Çimenlik mahallemizde bulunan eskiden Karatay Lisesi olarak bildiğimiz lisemizin içine Çimenlik kapalı spor salonumuzu kazandırdık ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik. Yine Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzle birlikte yaptığımız protokol kapsamında Saracoğlu Trepsikit Atış Poligonu'na bir sosyal tesis kazandırdık ve 2022 yılında hizmete açmıştık. Yine Karaslan mahallemizde ve o bölgedeki Saracoğlu, Karaslan ve Çatalhöyük mahallelerimize hitap edecek Karatay Spor Merkezimizin yapımı devam ediyor. İnşallah bittiğinde 20'ye yakın branşta sporcularımız burada hizmet alacaklar. Kısacası spor kulübümüzün faaliyetleriyle de Karatay Yaz Spor Okullarıyla, Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yaz Okullarımızla, ilkokul ve ortaokullar arası turnuvalarımızla ve benzer birçok projemizle Karatay Belediyesi olarak çocuklarımızın, gençlerimizin ve sporcularımızın gelişimine katkı sunduk, sunmaya devam ediyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın ve gençlerimizin modern, işlevsel ve kaliteli mekanlara ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Açılışını yapmakta olduğumuz kapalı tenis kortumuz, ilçemize kazandırdığımız yeni nesil spor merkezlerinden bir tanesi olacak inşallah. Yeni tesisimiz tenise ilgi duyan çocuklarımızın ve gençlerimizin daha güzel ve modern imkanlarda spor yapmalarını destekleyecektir. Kapalı tenis kortumuzla alakalı kısaca bilgi vermek istiyorum. Burası 4600 metrekare üzerine 3000 metrekare olarak inşa edilmiştir. Konya'mızın en büyük kapalı tenis kortu olma özelliğini taşıyan tesisimiz bodrum artı zemin ve birinci kat olmak üzere 3 kattan oluşmaktadır. Tesisimizde 3 adet kapalı tenis kortu, hakem, antrenör, yönetici odaları, sağlık odası, kafeterya, mutfak ve localardan oluşan teras yer almaktadır. Bahçede ise 1 adet açık ayak tenis sahası, 1 adet açık antrenman duvarı ve 29 araçlık bir otoparkımız bulunmaktadır. Bu arada Karatay Yaz Spor Okulları projemize dahil olan çocuklarımızın tenis eğitimleri de bu tesiste verilmeye başlanmıştır. Kapalı tenis kortu tesisimizin güncel maliyeti 75 milyon liradır. Tesisimizin sadece tenis tutkunları için yeni bir mekan değil, aynı zamanda sporun ve rekabetin dostça yaşandığı özel bir merkez haline geleceğini de gönülden inanıyorum. Karatay'ımızın spor altyapısını güçlendirmeye, çocuklarımızın ve gençlerimizin spor kültürünü zenginleştirmeye, onları farklı spor branşlarıyla tanıştırmaya, tenis branşına olan ilgiyi artırmaya ve elbette milli takımlarımız için daha çok sporcu yetiştirmeye devam edeceğiz. Yıllarca Türkiye'mizde, Konya'mızda, Konya'mızı temsil eden, spor genel müdürlüğü yapan kıymetli milletvekilimiz birçok eser bıraktı. İnşallah burayı da beğeneceğini ben ümit ediyorum. Karatay Belediyesi olarak yapımını tamamladığımız kapalı tenis kortumuzun açılışını gerçekleştirmekten dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Burada gençlerimiz uzun yıllar boyu hizmet alacaklar inşallah. Çocuklarımız burada yetişecek. Ben katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tekrar tenis kortumuzun ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Birazdan açılışını yapacağımız bu tesisin başta mahallemiz olmak üzere ilçemize ve şehrimize hayırlı olsun. Emeği geçenleri kutluyoruz. Temel atmasında da birlikteydik. Atılan temel vücut buldu ve bugün gençlerimizin hizmetine sunuldu. Karatay Belediye Başkanımızın şahsında tüm ekibine, tüm mahallelerimizde, ilçemizde yaptıkları güzel işler için şükran borçluyuz. Bu bölgeler bizim çocukluğumuzun bağ bahçeleriydi.
Zaman içinde mahalleler dönüşüyor, ihtiyaçlar değişiyor ve tenis kort kazandırılıyor. Daha öncesinde de sosyal tesis ve kafelerle bölge şenlenmişti. Yeni bir aktif sporcu merkezi haline dönüşen bu yapıda gerek yaz şartları gerek kış şartlarında gençlerimiz, bu spora ilgi duyanlar konforlu bir mekanda bu hizmeti almış olacaklar. Tabii şehrin her alanda gerek yerel yönetimlerimizce gerek kamu kurumlarımızca dönüşümlerinin sağlanması, yeni tesislerin kazandırılması şehrimizin marka değerini daha da üst çıtaya yükseltiyor. Tesisin hayırlı olmasını diliyorum. Emeğe geçenleri bir kez daha kutluyor. Gençlerimize hoşça vakit geçirmelerini, sağlıklı hayat için bu çabayı göstermelerini diliyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bu son dönemde ilçelerimizle birlikte şehrimize eserler kazandırmaya devam ediyoruz. Her açtığımız tesis yeni bir standart oluşturuyor. Vatandaşlarımızın sorunlarını çözme konusunda büyük bir problemi ortadan kaldırıyor. Özellikle tenis konusunda son dönemde bir taraftan gençlerimiz ama bir taraftan da orta yaş ve üstündeki vatandaşlarımızın çok yoğun bir talebi var. İlçelerimizde özellikle tenis kortlarına neredeyse randevu bulunamıyordu. Tenisin bir algısı var zengin sporu diye ama aslında herhalde vücudu en çok çalıştıran ve gençlerimizin fiziksel gelişimine en çok katkı sunan sporlardan birisi. Bu manada Karatay Belediye'mizin yapmış olduğu bu tesisin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda emeği geçen Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca ve ekibine ben de teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Konya bir tarım şehri, bir sanayi şehri, bir kültür ve turizm şehri olmakla birlikte bugün gerçekten bir spor şehri. Bugün Konya Büyükşehir Belediye Stadyumumuza bakıyoruz. Avrupa'nın bilinen bir takım şehirlerinden bile daha güzel bir stadyumumuz var. Bugün Euroleague maçlarını yapabilecek seviyede bir kapalı spor salonumuz var. Türkiye'nin belki de en gelişmiş velodromu var. İşte geçtiğimiz yıllarda uluslararası organizasyonlar düzenleyebilecek bir altyapımız var. Bugün belediyelerimizin eliyle yapılan Konya'nın her mahallesinde neredeyse spor tesisleri var. Dolayısıyla bugün spor anlamında da tesislerimizi, şehrimizin her köşesindeki hemşehrilerimizle, gençlerimizle buluşturabildiğimizi ifade edebiliriz. Tüm bu yapılan hizmetlerde ben emeği olan kıymetli belediye başkanlarımıza, belediye çalışanlarımıza ve bizlere bu hizmetleri yapabilme fırsatı veren her şeyden önemlisi kıymetli hemşehrilerimize bir kere daha teşekkür ediyor. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz Karatay Belediyesi kapalı tenis kortunun Karatay'ımıza, Konya'mıza hayırlı olmasını diliyor. Ve kim bilir gelecekte buradan yetişecek sporcu gençlerimizin, kardeşlerimizin bizleri uluslararası alanlarda temsil edip başarılarla bizleri ödüllendirmesini temenni ediyor. Her birinize saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Bugünkü gelinen noktada ülke gençliğinin dijital akımlardan ya da insan sağlığına zarar veren her türlü etkileşimden uzakta kalmasının en büyük ilacının spor olduğunun anlaşılmasından ve gerek Konya'mızda gerek ülkemizde spor yapma şartlarının geliştirilip iyileştirilmesine yönelik atılan çabalardan fevkalade memnuniyetle mutluluk duyuyoruz. Karatay'da bu tenis kortunun yapılmasını, açılmasını belki hala kendi tozlu dünyasında kalıp da yapacak hiç mi işiniz kalmadı? Karatay'da tenis kort mu yaptınız diye eleştirenler de çıkabilir. Allah onlara selamet versin. Allah onlara akıl fikir versin. Şimdi bizim burada, bu tesiste, bu cıvıltıda çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın günlük meşgale ve telaşı içerisinde gelip bir saatte olsa spor yapıyor olmaları her türlü güzelliğin, her türlü değerlendirmenin üstündedir. Bu vesileyle kendisi de bir sporcu olan, uzun yıllar amatör olarak futbol oynayan, Büyükşehir Belediyesi'nin yıllarca düzenlediği futbol turnuvalarında
şampiyonluğu kimseye kaptırmayan takımlarda yer alan Karatay Belediye Başkanımızı kutlamak istiyorum. Tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun başkanım. Aslında insanın gelişimi, insanların bireysel gelişimi, sağlığı, sıhhatiyle direkt ilgili. Sağlık Bakanlığımız da artık obeziteyle mücadele çerçevesinde önümüze koymuş olduğu hem tıbbi bir gereklilik olarak, hem insani gelişim açısından, hem sağlıklı bir motivasyon oluşturma açısından obeziteyle mücadele programı var. Tam da bütün semt sahalarının oluşturulması, spor altyapısının bütün mahallelerde bütün insanlarımızın erişimine sağlamak bu amacı da tahakkuk ettiriyor. İnsanlarımızın sağlıkla, sıhhatla yaşaması için gerçekten bir hareketlilik, bu hareket bir gerekiyor. Bunu hep beraber sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün de Karatay Belediye Başkanımız ekibiyle beraber çok kısa bir sürede böyle bir tesisi ortaya koyup mahallemize bu güzel hizmeti, sağlığa da, sıhhate de, motivasyona da, dayanışmaya da vesile olacak bu tesisi kısa zamanda inşa etmiş oldu. Bu vesileyle hem Karatay Belediye'mize hem Büyükşehir Belediye'mize çok teşekkür ediyoruz. Şu açmakta olduğumuz tesisi hayırlı eyle, hayırlara vesile eyle ya Rabbi. Bu tesisi gençlerimizin, her birimizin birliğine, beraberliğine, dostluğuna, kardeşliğine vesile eyle ya Rabbi. Belalardan sen muhafaza eyle. Evet, bismillah, hayırlı uğurlu olsun, sağlığa, sıhhate vesile olsun inşallah. Boynu ağrıyor. 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 Boynu ağrıyor.